derse geciken öğrencilere ben hocaların dans ettirdiğini falan da biliyorum. Denize giriyor. Bir yandan yüzüyor. Çalışmak istiyorsa tabii ki çalışma izni. Öğrenciler çok kıpır kıpır öyle eğlenceli, partilemeye gelmiş, eğlenmek istiyor. Selamlar. Bugün English Pet'ten Hesna Hanım'la birlikteyiz. Programlar, okul lokasyonu, konaklamalar, aktiviteler. Bugün de Türkiye temsilcisi Hesna Hanım'la da birlikteyiz. Merhabalar Leman Hanım ve merhabalar izleyen herkes. Şimdi English Pet nerede? Tam olarak nasıl bir tesisi var? Bundan bahsedelim isterseniz. Bulunduğu yer tam olarak Malta'nın en merkezi yeri. Malta'nın en merkezi, en popüler yeri St. Julian's'tır. Okulumuzun bulunduğu yerde burası. Sınıflarımız maksimum 15 öğrenciden oluşan küçük sınıflardır. Hepsinde bir interaktif akıllı tahta sistemi mevcut. Tamamında terası var. Hemen bulunduğu yer zaten çok merkezi bir lokasyon olduğu için okuldan çıkınca hemen bütün kafeler, restoranlar, barlar vesaire her yere çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Konaklamalarına da bu arada yürüyerek gidip gelebiliyorlar değil mi? Konaklamalar, konaklamadan konaklamaya değişiyor aslında ama birçok konaklama yürüme mesafesinde değil. Onu da şöyle açıklayabilirim. Şimdi Malta zaten küçük bir yer. En uzak konaklama 4 kilometre mesafede. O 4 kilometre yani genelde 2 ila 4 kilometre diyebiliriz konaklamaların mesafeleri de ortalama 3 kilometre mesafelerde. Dolayısıyla yürüme mesafesi demeyebiliriz, diyemeyebiliriz ama genel olarak çok yakın mesafelerde. Yani bir ki zaten uzun dönem giden öğrencilerimiz, yani 3 aydan uzun süre giden öğrencilerimiz orada öğrenci oldukları için toplu taşımadan da ücretsiz yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla yürüme mesafesi olmasa bile ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Ve mesafelerin evet, yani yakın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şöyle, Malta'da her yer birbirine çok yakın olduğu için yani bir yerden bir yere gitmek bile maksimum 20 dakikayı 25 dakikaya alıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden hani otobüsle veya toplu taşımayla da şehir değiştirmek istese bile maksimum yarım saat 45 dakika içerisinde başka şehre geçmiş oluyor öğrenci zaten. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.